Koltan Hanım, burada mıydın dedi. Ne kadar enteresan değil mi revirim olmam? Ayol ben hemşireyim. Esas siz burada ne arıyorsunuz? Kerim Ateğmen bana ademilerden gözünü ayırma toyunurken dedi. He, ben de bir acemilik gördüm herhalde. Yok, estağfurullah. Olay öyle dereyan etti. Ben gözleri diktim, ademiler toyunurken onlara bakıyordum. O sırada Kerim Ateğmen ortadan kayboldu. Ben de o kaybolunca direkt revire gitmiştir diye geldim burada kontrol ettim. Bu kıtmı unutun. Ben dikmiş gözlerimi ademilere bakarken bir de ne fark edeyim, gözlerim bozulmuş. Dedim ki acaba hani gözlerime bir bak tanır. Ben mi? Nasıl bakayım? Valla bilmiyorum artık. Doktor olan gitti. Yani derin derin bakın, manalı bakın, ittekli bakın. Nerede bakar tanır bakın. Durun canım, niye soyunuyorsunuz? Aa. Doktorlar muayene etmeden önce toyun der ya, ben de toyunu verdim işte. Göz muayenesi içindir mi? Ne bileyim, doktor olan titri. Ay sizin gözleriniz hakikaten bozulmuş ha. Ben doktor değilim ki, ben hemşireyim. Ayrıca burada göz doktoru falan da yok yani. Sizin askeri hastaneye gitmeniz lazım. Botuna mı toyunduk yani? Biraz öyle oldu yani. Hazır toyunduk. Bota gitmedin bari. Anlayamadım. Yani diyorum ki şöyle kadın gödüyle bir bakın bakalım hani... ...gödüme bir dikkat mı? Siz ilk önce şunları bir giyinin... ...sonra ben bakarım gözünüze ne kaçmış ne kaçmamış. Giyinik yani. Evet giyinik. Ne bileyim hani rahat muayene yapayım. Giyineyim o zaman ben. Giyinildiğinden eminsiniz değil mi? Evet eminim. Yok benim doktora giden bütün arkadaşlarım toyunmuş öyle dediler de ondan ne yaptık biz. Meftun! Oğlum bak ne buldum. Bu ne lan böyle? Çıkar şunu bunları giy hadi birazdan depocu gelecek. Giy şunu giy. Hadi bak konuşma ben ne diyorum ya. Bir konuşma ya konuşma ya. Sesini yükseltme, suratını büzüştürme bana karşı. Bir kere de şu adamı dinle, güven yahu. Oğlum anlamıyorsun, buranın olayı bu. Tut bakayım şöyle, tut. Kaşlar. Süper imaj. Bak Atilla, bak güzelim. Bitti diyorum ya, bitti. Niye anlamıyorsun ya? Benim imajımı çizdiğin, elbiselerimi seçtiğin günler bitti. Bak ben bunları giydim gayet rahat. İstemiyorum başka bir şey ya. Bak peşimi rahat bırak benim ya. Meftun ben sana krallık askerlik yaptıracağım diyorum. Niye bana güvenmiyorsun aslanım ya? Bırak Allah aşkına ya istemiyorum ya. Gelme peşimden. Allah Allah ya. Git. Nasıl istersen öyle yap. Ben sana burada krak askerlik yaptırmak için uğraşayım. Sen beni it. Ondan sonra da git. Nereye gidersen git. Öyleyse depocu gelmeden bunu ben giyerim. Nereden giriliyordun? Misafirimiz NATO subayı. Biz de NATO üyesiyiz Levent. Yani görev icabı burada. Tabii ki arazi keşfi yapmak zorunda. Komutanım haklısınız da araziyi biz tespit edelim. O bizim tespit ettiğimiz arazide keşfini yapsın. Vallahi sen diplomat olmalıymışsın Levent. Ya açıkça bu adamdan hoşlanmadım desene. Niye öyle lafı dolandırıp üstü kapalı imalarda bulunuyorsun? Her konuda böylesin Levent. Nasıl yani? Ben her konuda lafı dolandırıp üstü kapalı imalarda mı bulunuyorum? Mesela ne gibi konularda? Mesela bu ve ben. Yani benimle ilgili her konuda. Sizinle ilgili her konuda. Yani bir örnek verebilir misiniz komutanım? Of Levent. Ben çok acıktım. Akşam yemeğini nerede yiyeceğiz yüzbaşım? Bilmem. Nerede yiyelim Levent? Vallahi bilmiyorum ki komutanım. Davet size yapıldı. Tercih sizin. Davet mi bekliyorsun Levent? John bizim misafirimiz. Davet yapılacaksa bizim yapmamız lazım. Komutanım benim yeni gelen acemilerle ilgilenmem lazım. Size afiyet olsun. Sorun.
Birazdan çıkarız.